Time Aile ve World kanalından herkese selamlar. Tarihlerimiz 1 Nisan Pazartesi. Yerel seçimleri geride bıraktık. Hareketli bir haftaya başladık. Neler bekliyor? Stratejist Cüneyt Paksoy ile birlikte grafikler eşliğinde konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Selamlar Meryem. İyi bir yayın olsun. Söz sende. Hocam seçimlerle girişi yaptık ama tabii aslında önce bir yurt dışını konuşalım hızlıca. Sonra yurt içi gelişmelere geleceğiz. Fed beklentilerinde şu an için önemli bir kırılma yok ama size yine de sormak istiyoruz hocam. Piyasayla Fed beklentisi uyumlu gibi 2024'te 3 faiz indirimi noktasında. Buna karşın enflasyon beklentisi, yüksek enflasyon beklentisi faizlerde herhangi bir çözülme görülmemesi konusunda hala böyle de bir geçerlilik var. Bu durum piyasaları riske atar mı acaba? Borsa tarafında iyimser miyiz hala? Endekste S&P 500 tarafında herhangi bir bozulma olursa olur mu? Aslında bugün S&P'yi grafik olarak almadık ama sözlü olarak Fed beklentilerine paralel hocam bir iki cümle almak isteriz oradan sizinle. Sonuçta gelişen ülke borsalarını yani nihayetinde de Borsa İstanbul'u etkileyebilir. Bir Brent tarafına bakalım isterseniz. Bir de son zamanlarda altın tarafında güçlü bir duruş var. Hem altına hem de ons gümüşe bir yorum yapalım isterseniz. Sevgili Meryem, çok hızlı birkaç cümleyle gireyim, hemen grafiklere geçelim. Yani piyasa Fed'in faiz indirimi noktasında Fed'den söylemsel istediğini aldı ama eylemin ne zaman olacağı ve hangi oranda olacağı konusunda netlik hala yok. En son Powell'ın konuşmalarında yani enflasyon kalıcı olarak düşmeden ya da enflasyonun istediğimiz bölgeye düştüğünü görmeden adım atmak için acele etmeyeceğiz dedi. Ve Haziran ayı için piyasanın Fed'e dair faiz indirim beklentisinde bile bir miktar azalış var. Yani Haziran'a odaklanmıştı piyasa. Haziran'da bekliyordu. Ama Haziran'da da gelmeyebilir. Temmuz hatta Eylül'e kalabilir miyi? Piyasa yakında konuşur. Daha yüksek tonda. Bunu ekranlarda, beklenti ekranlarında görmeye başladık. Özellikle Mayıs toplantısı Fed'in önemli olacak. Haziran'a dair sinyaller açısından Mayıs toplantısına da konsantre olacağız. Ama arada gelecek veriler ve tüm akışlar izlenecek. Avrupa Merkez Bankası biraz daha güvercin olmaya başladı mecburiyetlerden. Yani Fed'den önce davranmayacak gibi gözükse de Fed'den sonra ya da kalmak istemeyebilir kendi gerek sinimleri sebebiyle, ama karmaşık bir yapı ve her an S&P'ye, S&P grafiklerde olmadığın için, hani olmadı dediğin için söyleyeyim. S&P ekstrem bir şekilde haftalardır paylaşıyoruz yukarı yönlü. Ama bu yukarı yönlü nereye kadar satın alınır? Ben açıkçası orada bir soru işaretiyle piyasayı izliyorum ve uyarıcı olayım. Grafik yok ama 5150, 5250 bandının alta kırılması kısa vadede sat sinyalidir. 5000 civarında da o satışın netleşmesi gerekir. Yoksa düzeltme derinleşebilir. Bu ihtimal var. En büyük 7 dedik, efsane 7 dedik. O 7'lerin içinde bazı şirket patronlarının kendi hisselerini satıyor olmasını piyasa niye görmüyor? Ben onu anlamıyorum. Yani yeni yatırım mı yapacaklar? O nakiti nerede kullanacaklar? Senin de konumu teknoloji noktasında muhakkak takip ediyorsun. Yani açıklama yaptılar Bezos'tan diğer önemli CEO'lara ve sahiplere. Birçoğu hisse satıyor. Hazır bu fiyatları bulmuşken. Onun için S&P noktasına da temkinli olmakta fayda var. Hemen dolar endeksiyle piyasaları şöyle bir global harmanlayalım. Her zaman olduğu gibi. Yani görüldüğü gibi piyasanın endişesi, stresi dolar endeksi tarafında net olarak belli FED konusunda. Ha tamam, jeopolitikler var. İsrail, Filistin sürecinde durum karışık. Ukrayna, Rusya karışık. Kızıldeniz tarafında durum hala karışık. Asya Pasifik'te sıkıntılar var ama ilginçtir. ABD'de önemli şirketlerin CEO'ları biliyorsun Çin'i ziyaret etti. O da enteresandı. Araya bir paragraf olarak kaldı ama onun gelişmelerini ileride göreceğiz ama dolar endeksi 104.50'lerde ve diyor ki bana grafik çok net. 105 üzerine geçerse problem başlar.
108-110'lara doğru potansiyel bir hareket bütün global piyasalarda hem dövize karşı doların güçlenmesi anlamına gelir, hem emtia tarafını baskılar, hem de hisse senetlerinde kar satışlarının hızlanmasına sebebiyet verebilir. Onun için dolar endeksinin 103.50'ye geri dönüşü, hatta oranın altına gelmesi güvenli bölge olarak niteleniyor. Tüm ortalamalar, bir kez daha hatırlatalım, uzun bir süre sonra bir kez daha birleşti. Baktığım tüm önemli ortalamalar, 21.50, 100 ve 200 günlük ortalamalar ip gibi dizildi. 103.50 civarında. Bu çok nadir olan bir şeydir. Bu olduğu andan itibaren bir kırılmanın öncül habercisidir. Bu endekte yukarı yoluna devam edecek. FED gerektiği kadar güvercin olamayacak ya da başka bir sebeple, ya da bu endeks eninde sonunda aşağı gelip 103 altında yüzleri, hatta biraz daha altına inme gösterecek. Önümüzdeki aylarda önemli bir dönemeçteyiz. Ama benim için asıl önemli grafik Brent petrol. Yani enflasyon düşecekse petrol yükselmemeli, enflasyon normalleşecekse petrol normal kalmalı ifadelerinin karşılığını Brent petrol grafiğini getirsen sevgili Meryem hızlıca, orada göremiyoruz. Çünkü Brent petrol tarafında bir yukarı yönlü kopuşa dair bir ihtimal belirdi çok net bir şekilde. Ve bu ihtimal bizi, açıkçası beni, kendimi korkutuyor. Çünkü gelen raporlarda da 100 ve üzeri tekrar dillendirilmeye başladı biliyorsun. Hatta 95, 100, 105 gibi eşikler dillendirilmeye başlandı bazı büyük kurumlar tarafından. Grafik de diyor ki haftalık bazda alçalan trendi kırdım ve ben önemli bir Fibo'nun önünde bekliyorum. Tam 87 dolar. 87 dolar geçildiği andan itibaren, ki geçilmedi şimdilik, bu aylık bir grafik. Yukarı yönlü, haftalık bir grafik, özür dilerim. Yukarı yönlü bir haftalık kapanış. 80 dolar üzerinde kalıcılık 90, 95 yüzlere doğru bir hareket potansiyeli demek. Bu da bütün hesapların yeniden yapılması anlamına gelecek. Hem FED için, hem ECB için, hem Japonya kadar uzanan bütün perspektif için ve tabii ki Türkiye için. Çünkü bizim Merkez Bankası'nın da kendi beklentisi 80-85 dolar bandı içinde. Bu notu düşelim. Bizim için de bu petrol hareketini yakından takip etmemiz gerektiğini altını çizelim. Hemen rekor kıran altına gelelim. Evet, yani bekliyorduk. Bir Fibo hedeflerine gidiyor gördüğün gibi sevgili Meryem. 2080 geçildiği andan itibaren hareket hızlanır demiştik. Evet, hızlanıyor. Önce bir 2150-160'lar, devamında 2260'lar Fibo hedefleri idi. Oraları gördük ve oralarda bekliyoruz şimdilik. Dolar endeksinin 104.50 seviyesindeki hareketine rağmen, ABD tahvil faizlerinde geri çekilme olmamasına rağmen altındaki hareket enteresan. Fiziksel altın talebi global ölçekte devam ediyor ve yukarı yönlü hareketin henüz düzeltme eğilimine dair bir sinyal yok. Eğer 2260'lar, 2260'lar, 65'ler özür dilerim, üzerinde kalırsak 2400-2500'lere kadar hareketin genişleme ihtimali var. Net olarak grafik bize bunu söylüyor. Arada bir 2320 olsa da kitabi olarak düzeltmenin oluşması için 2150-2160'lara bir geri çekilme, oranın altında bir ons altın ihtimali ancak sert bir düzeltme. Bu olmadıkça yukarı yönlü hareket, ama ben 2080-2100 kırılmadığı sürece zaten her geri çekilmenin alım fırsatı olarak etiketleneceği bir grafik görüyorum önümde. Devam edelim. Gümüş katılamıyor bir türlü harekete. Yine katılamadı ama tamam, alçalan trendin üzerindeyiz. 24'lerin üzerindeyiz. 25'ler civarında bekliyoruz ama 27 kırılmadan o sıkıya gidiş başlamayacak. Hatta daha üzeri, daha önce gördüğü 50'lere doğru uzun vadeli yol süreci başlamayacak. Yukarı yönlü hareketin oluşması için net olarak 27'nin üzerinde bir hareket bekleniyor. Şimdilik gelmiyor, bir el baskılıyor veya dinamikler bir türlü gümüş tarafında alım getirmiyor, ama emtia olan, çok yerde kullanılan gümüşün neden bu kadar baskılandığını bak aylardır tarif etmek kolay değil, ama eninde sonunda o 27 kırılırsa, aynı altında söylediğim gibi 2080 kırıldığı hızlı hareket yaptı ya, ciddi bir yukarı yönlü, nereden baksan 200 dolarlık hareket, burada da hızlı bir hareketle
bir yukarı yönlü potansiyel oluşabilir. Yeter ki 27 üzerinde fiyatlamalar başlasın. 24-23'te stop diyelim. Bu şekilde ons gümüşte konuşmuş olalım sevgili Meryem ve bize geçelim istiyorsan. Sıra bizde. Hocam, yurt içiyle devam edelim dediğiniz gibi. Dün gerçekleşen yerel seçimlerin ardından piyasalardan belirsizlik açıkçası kalkmış oldu. Seçim sonrası açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, risk birimimizi iyileştiren mevcut ekonomi politikalarının sürebileceğinin mesajını verdi. Bununla birlikte de aslında şöyle bir özet yapmak mümkün. Artık önümüzde 4 yıl seçim yok ve ekonomi politikaları da devam edecek. O halde yani bu senaryoyu piyasalar pozitif olarak algılamaz mı? Mesela Goldman Sachs'in de bugün bir yorumu oldu. O da artık seçimin geride kalmasıyla birlikte artan sermaye akımlarıyla Türk lirasının geride kaldığımız aylara kıyasla daha iyi bir performans sergilemesini beklediğini açıkladı. Keza bugün dolar tarafında bir geri çekilme var. Yine Mehmet Şimşek bugün Hazine Maliye Bakanı saat 11.30'da X üzerinden, eski adıyla Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Dedi ki 2023 Eylül'de açıkladığımız orta vadeli programımızı güçlendirerek kararlılıkla devam ettireceğiz dedi. Aslında genel anlamıyla peşi sıra gelen açıklamaların piyasalar için hep politikalar devam edecek mesajlarıyla pozitif olduğunu söylemek mümkün. Endeks tarafında hocam bir miktar geri çekilme var öğleden sonra özellikle. Nasıl yorumluyorsunuz hocam seçim sonrası piyasaları? Valla seçim öncesi zaten sinyaller verilmişti. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'e olan güvenini meydanlarda hatta dile getirmişti. Yani Mehmet Şimşek ve ekibine ve onun politikalarına güvenimiz tamdır. Enflasyonla mücadelede kararlı olarak yolumuza bu kadroyla devam edeceğiz sinyali verilmişti. Mehmet Şimşek zaten aylardır bunu söylüyordu. Son bir aydır da yayınlardı. Tweetlerinde bunu belirtiyordu. Cumhurbaşkanı da teyit etmiş oldu. Ama yine de kur tarafında seçime kadar bir talep gördük. Fakat son birkaç gün özellikle Merkez Bankası'nın 500 bas puanlık faiz artışından sonra kararlı olduğunu net olarak göstermesi piyasadaki tansiyonu düşürmüştü Meryem. Yani kapalı çarşı dediğimiz serbest piyasa ile tezgah üstü piyasa ile interbank kur arasında makas daralmıştı. Bu iyi bir işaretti ilk etapta. Ama yine de bir seçimi görmek adına son ana kadar bir döviz talebi gördük yerleşiklerden özellikle. Yabancı tarafında böyle bir hani hareket de yoktu, eylem de yoktu. Sadece piyasayı takip ediyorlardı. Raporlamalarında Merkez Bankası sonrası hatta ılımlı tona geçmişlerdi. Çünkü neticede Türkiye öyle ya da böyle cebinde bir not artışı taşıyor ve Mayıs ayında S&P'den de potansiyel bir not artışı gelebilir mi tartışıyoruz bir taraftan. Ve şunu gördük seçimden hemen sonra. Tamam, seçim sonuçları önümüzdeki dönem çok konuşulacaktır mutlaka. Ve siyaset yine de arkada kalmış olsa da söylemlerle dinamikler belki bir yani potansiyel yeniden bir seçim olur muyu devamlı piyasanın gündeminde bir köşede tutacaktır. Çünkü önümüzdeki dönem muhalefetin de böyle yönde bir takım talepleri oluşabilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı tabii net bir açıklaması var. Biz artık bu seçimden aldığımız dersler var ve asıl hedefimiz ekonomi. Ekonomi üzerinden enflasyonu yenmek ve ekonomiyi tam anlamıyla belli bir noktaya getirmek. Şimdi bu söylem Mehmet Şimşek'in tweetiyle birleştiğinde zaten piyasanın net olarak artık şunu görmek istediğini bir kez daha hatırlatalım. Yapısal reformlara odaklanma. Merkez Bankası elinden geleni yapıyor. Yaptı ve yapacak da bundan sonra da gereksinim olduğu noktada Merkez Bankası bugüne kadar kararlı olduğu gibi kararlı olmaya devam edecektir ama yapısal reformların hızlanması, o orta vadeli program içinde hedeflenen tüm adımların net olarak realize olması enflasyonu düşürmek için de önemli, üretim motivasyonunu korumak için de önemli, reel sektörün üretimde kalma gücünün güçlenmesi adına da önemli, yabancı sermayenin Türkiye'ye realize olması adına da önemli, kişi başı düşen milli gelirin, gayri safi milli hasılanın artması adına da önemli. Şimdi bunu bekliyoruz artık piyasalarda. Bu açıklamalar onun için kıymetli.
ilk gelen yabancı tepkisi de kıymetli. Piyasadan gelen fiyat tepkisi de önemli. Yani o seçim sonrası döviz yükselirden seçim sonrası dövizde bir miktar gerileme moduna gelmiş durumdayız. Yani söylem farklı, realite farklı. Ama şunu net olarak söyleyeyim. Bu bir süreç. Bugünden yarına ilk piyasa reflekslerine bakarak ne olumlu olabiliriz ne olumsuz olabiliriz. Sadece rasyonel bir şekilde takip etmeliyiz. Fiyat piyasanın konuştuğu değildir. Asıl olan fiyattır. Fiyatı dinlemeye, fiyata bakmaya, fiyata konsantre olmaya devam edeceğiz. Fiyat grafiklerde bize ne söylüyorsa zaten arka planda oluşan tüm dinamiklerin gelip orada netleştiği bölgedir fiyat. Yani fiyat demek piyasanın kafasındakileri, beklentilerini, psikolojisini getirip bizim önümüze sunduğu realitedir fiyat. Evet. Net olarak finansal okulyazar kalır. Onun için dolar TL tarafındaki grafikte başlayacağız bu hafta. Bütün grafiklere fiyat nereye gidiyor, teknik analizde, temel analizde fiyat neyi gösteriyor noktasına bakmak önemlidir. Çünkü bir dönem, bugünkü belki başlığımız da o olacak, oynaklığa hazır olmak lazım. Her grafikte TL bazlı yabancı güçlü giriş yapmadan yerli yatırımcının kafasındaki soru işaretlerini netleştirip tamamıyla TL varlıklarına yüksek mevduat faizleri çünkü artık yavaş yavaş dövize bir bariyer oluşturacaktır mutlaka. Yani oluşturması da gerekir. Zaten ana hedef bu. Bu olmadıkça zaten sıkıntı oluşur ama dolar TL ne diyor bize? İşte 33'ler civarındaki o direnç kırılmadı 33.50'ler. Bir yukarısında bir fiyat gördük serbest piyasaya da bağlı olarak ama an itibariyle tekrar geri dönüş var ve bugün hatta bir miktar geri çekilme de var. 32'nin altına da geri çekildik. 31 civarında bir fiyat önemli. 31-32 gibilerde bir fiyat. 31.50 aşağıda önemli desteğimiz. Hem FIBO desteği hem 10 günlük 10 haftalık özür dilerim ortalama. Oranın altına gelse de çok kalıcı olmayacaktır. Merkez Bankası da rezervlerini tekrar o eksilen rezervini tamamlamak için fırsat bulacaktır ve alımlarıyla o bölgeyi de destekleyecektir. Özetle 33.50 üzerinde kalıp 35'e gitmedikçe 31.50 altında 31.50'nin ben Merkez Bankası'nda devrede alım yönünde olacağı bir bölge olarak görüyorum. Yabancı hareketlerinde netleşmesi adına hem bu grafiğe hem de serbest piyasadaki aradaki makasın kapanmasına bakmaya devam edeceğiz. Çünkü şu an resmi kurla serbest kur eşitlendi. Hatta bir ara serbest kur resmi kurun da altına inmişti ama şimdilik bir denge var. Bu dengenin kalıcılığı çok kıymetli. Gelelim Borsa İstanbul'a hızlıca sevgili Meryem. İlk grafiğimiz her zaman baktığımız grafik o 7200'den başlayan 9400'e giden hareketin aşağıda 8700-8800 civarında 3 defa konsolide olduğunu gördük. Yani grafikte görüldüğü gibi 3 defa 50 günlük ve önemli FIBO seviyesinden destek alarak endeks kendini yukarıda tutmaya çalıştı. Bu çok önemli. Şimdi seçim sonrası oynaklık olacaktır. Bugün mesela buna bir prova. Yüksek açıldık, sonra satış geldi, şimdi yeniden toparlanma çabası var ciddi bir şekilde. Ben şuna bakarım, endeks kendini alıcı yönünde ispat etsin. Yani alıcılar satıcıların üzerinde kuvvet göstersin. Bunu gösterdiği andan itibaren bizim bu grafiklerde yukarı yönlü hareket başladı dememiz mümkün olacak. Bu grafik için o hedef neresi? 9400, herkesin konuştuğu. 9400 hatta bir sonraki grafikle beraber birleştirdiğimizde 9400-9500 geçilmeli ki önce 9700. Diğer grafikte bir kalalım sevgili Meryem. 9400-9500 geçilmeli ki 9700 10.000'lere hareket başlasın. Çok net olarak. Ve onun üzerinde 10.200'ler 10.700'ler süreci başlasın. Ha bir daha aşağı geliyorsak dikkat edeceğimiz seviyeler belli. 8900-9100 bandı içinde konsolide olmalı mutlaka satışlar bu sefer. Çünkü bir daha gelirsek 8700-8800 desteği tutmayabilir. 3 defa denendi. O zaman daha aşağıda 8600-8100 gap'in olduğu bölge dair destek aramak zorunda kalabiliriz. Onun için
bu hafta ve devamında enflasyon verisi de önemli olacak bu arada. Enflasyon verisi de gelecek. O da fiyatlanacak. Mutlaka ve mutlaka 9000 üzerinde kalmalı ve 9400-9500 geçmeli. İşte ikinci grafik bize bunu söylüyor. Az önce getirdim. Kalıpsal döngü sistem içinde haftalık olarak yıllardır belli bir kalıp içerisinde ilerleyen endeksin bize gösterdiği o tekrar ATR bandının üzerine gidip Bollinger banda doğru ilerlemesi için ulaşılan seviye 9500'ler. Onun için 9500'leri dile getirdim. Ve dikkat edersen aşağıda çok önemli bir destekten hem Bollinger bandının ortasından hem de 10 haftalık ortalamadan destek bularak endeks ilerliyor görüldüğü gibi. Burada çok net gözüküyor. Hemen onu bu grafiklerden de teyit edeceğim. Sevgili Meryem diyor ki bana 8930 maksimumda işte 8760. Yani az önce söylediğim bölge. Kırılmamalı ki bizim 9500'lerine gidip geçip 10.000'lere gitme potansiyelimiz oluşsun. Oynaklık olacaktır. Aşağı geri çekilmeler alım fırsatı olacaktır. Yeter ki 8800 kırılmasın kalıcı. Ve 9400-9500'lerinde kalıcılık başlasın. Dolar bazında baktığımızda bir kez daha 3'lere gitmek istiyoruz. 2.85'lere geldik. 3.322 her zaman hedefimiz. Artık yabancı geliyorsa seçim sonrası, gelecekse seçim bitti, belirsizlik bitti. Yeni belirsizlik görmüyorsa siyaseten veya jeopolitik olarak yabancı gelir. Gelmeli de zaten burada. Gelmiyorsa zaten o zaman Fed'i bekliyor demektir sevgili Meryem. Ya da biraz daha netleşmesini bekliyordur içerideki süreç. Ama geçen hafta giriş vardı biliyorsun borsaya. Birkaç hafta satıştan sonra ilk defa kuvvetli bir giriş vardı. O girişin özellikle birazdan konuşacağız. Bankalara da girişi çok önemli olacak ve benim hedefim her zaman olduğu gibi 3-3.22 bandı. 3.22'nin üzeri ise farklı bir Türkiye, farklı bir endeks. Bunu hep söylüyoruz ama 3-3.22'ye gitmek bile TL bazlı rekor anlamına gelecek. Bankacılık endeksi en iyi performansı gösteren endeks iyi bir yere geldi. Biraz soluklanıyor. 11.000 altına kesinlikle sarkmamalı. Hatta tüm satışlar 11.000 bandı içinde konsolide olmalı. Ortalamalar orada, önemli eşik orası. Oranın içinde ve üzerinde tüm satışlar konsolide olabildikçe bak bir kanal çizgimiz var. Görüldüğü gibi 11.500-11.700 hedef orası. O kanal çizgisinin bak grafik oraya her seferinde çarparak düzeltme yiyor. Orasının kırılması bizi 12.500'e kadar bankacılık endeksine götürecek minimum. Bu da yeni rekorlar anlamına gelecek ama 10-11.000 kırılıyorsa farklı bir senaryo. Fakat çok net 11.500-11.700 üzerinde fiyat görmeye başladığımızda bence yabancı da alıma devam ediyor demektir. Bu da olumlu olur. Hikayeli hisseler var. Burada söylemeyelim, yatırım tavsiyesi olmasın. Bu arada webinara gösterdikleri ilgi için tekrar teşekkürler. Bundan sonraki webinarlara da aynı ilgiyi sorularıyla beraber bekliyoruz. Orada da anlatmıştık zaten. Hemen dolar bazlıya gelelim. Seninle haftalardır konuşuyoruz. Her yayında da konuşuyorum. Galiba böyle biz dejavu oluyor. Biz anlaşmıyoruz ama birçok yayında gömleklerimizin rengi bir oluyor. Evet. Galiba bu bir totem oldu ve hocam bu bir acaba Golden Cross falan olabilir mi böyle? Yani umarım öyledir. Çünkü bugün itibariyle tabii doların da bir miktar gerilemesi bankacılık endeksinin performansına bağlı olarak 3.40'ların üzerinde bir bankacılık endeksi önemli. Çünkü 3.70 ve 4.20 gideceğimiz ilk hedefler. Oralara gitmek için önemli bir eşiğin üzerindeyiz artık. Bir kez daha 3.37-3.40 kırılmadıkça dolar bazlı bankacılık endeksinde yukarı yönlü hareket için potansiyel artacaktır. İvme artacaktır. Ortalamalar bunu teyit etmektedir. Ve 12 dolarlardan aşağı gelmiş bankacılık endeksinin önümüzdeki 5-6 ay için hatta yıl sonuna kadar ki performansı yabancı yatırımcı adına da yerli yatırımcının borsada kalması adına da ve borsanın yeni rekorlar görebilmesi adına önemlidir. Diyelim hemen sınayiye gelelim. Faizin etkisini görmeye başladık. Özellikle Merkez Bankası kararları sonrası oluşan yeni dönem biraz zorlayıcı olacak. Bazı hisseler çok zorlanacak. Bazı hisseler belki
borçlu bile olsalar o borcu doğru kullanabiliyorlarsa, pozitif ayrışacak, borcu olmayanlar daha iyi olacak, ihracat gücü olanlar daha iyi performe edebilecek ama sanayi endeksi bizim için önemli. Ve geldiğimiz yer de önemli. Sevgili Meryem, bir kez daha 14 binlerin üzerine geçip 15 binlere doğru hareket başlatmalıyız bankacılık endeksiyle beraber uyumlu hareket için. Çünkü 15 bin psikolojik ve önemli bir hesaplanan eşik. Oranın üzerinde o kanal çizgisi, hani o kırmızıyla maviyle gösterilen kanal çizgisi sürecine ilerleme potansiyeli olacak. Ama bu olmuyorsa dikkat edeceğimiz seviye 14 bin altında kaldığı için 13.000-13.500 bölgesi. Maksimumda 13 binler. Orası asla ve asla kırılmamalı. Çünkü 120 günlük ortalama bile oraya geldi. O bölge sınav endeksi için stoptur. Belki borsayı da anlamak adına önemli bize sinyal verir. O bölge alım fırsatıdır. Bulunduğu bölge yani 13.000-14.500 bandı ama bir yandan da aşağı stop üstü dirençtir. Hatırlatalım. Son olarak da yabancıyı anlamak adına en önemli grafiklerden biri de holding olduğunu hep söyledik. Holding endeksini bir kez daha getirerdik konuşalım diye. Henüz yukarı yönlü kırılma yok. O bahsettiğim daha önceki kanal ve psikolojik eşiği 9.000-9.050. Holding endeksine kırıldan yabancı geliyor demektir. Ve yukarı yönlü potansiyel 10.000'ler, 12.500'lere kadar hızlanıyor anlamına gelir ama burada da aynı şey geçerli. Stoplara dikkat edelim sevgili Meryem. Geçemiyorsak çünkü aşağıda 8.000'leri, 8.500, 8.000 bandını kırmamalı ki endeksin de genel görüntüsü adına holdingler paralelinde bir bozulma oluşmasın. Özetle grafiklerimizi bitirdik ama çok kritik bir döneme girdik artık. Seçim bitti, tartışmaları var vesaire ama biz ekonomiye konsantre olmalıyız artık. Ekonomiye konsantre olunduğunu da görmeliyiz. Piyasa da bunu bekliyor, yatırımcılar da bekliyor. Hatta dövize gelen ilk talep, ilk fiyatlama da bunu gösteriyor. Bu ortamın devamı ve borsanın yukarı yönlü hareketi için kesinlikle artık ekonomi bir numaralı ajanda olmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yukarı yönlü bir fiyatlama, borsa. Faizlerde uzun vadede aşağı yönlü hareket enflasyon düşüne bağlı olarak gerçekleşmesi için artık ekonomi hakikaten bir numaralı ajanda notu olmalı. Bütün piyasa, hepimiz hem siyasi tarafı hem jeopolitik tarafı ama en çok da ekonomi tarafında yapılacakları takip edecek ve yabancı girişini de oradan takip edecek sevgili Meryem. Hocam ağzınıza sağlık. Şahane bir yayın oldu. Hem seçim sonrası hem de haftanın ilk iş gününde grafikler üzerinden piyasaları konuşmuş olduk. Şimdiden herkese bol kazançlar dileyelim ve sağlık da dileyelim. Aman dikkat edin kendinize, yoksa sonra sesiniz böyle benim gibi günler sonra bile bu halde olur. Geçmiş olsun. Geçmiş hocam olsun. Çok sağ olun, çok sağ olun. Zaten arkadan da halimi hatırımı soruyorsunuz. Çok mersi. Siz de kendinize çok dikkat edin hocam. Haftaya görüşmek üzere.